Herkese merhaba, ben İmge. Bugün hepimizin zaman zaman sorun yaşadığı bir konudan bahsediyor olacağız. Öfke problemi. Hepimiz dönem dönem öfkemizi kontrol edemiyoruz. Çok ani tepkiler veriyoruz. Verdiğimiz tepkilerden sonrasında çok pişman oluyoruz ama böyle iş işten de geçmiş olabiliyor. Haklıyken haksız duruma düşmüş olabiliyoruz. Bunlarla karşı karşıya kalmamamız için öfkeyle baş etmenin çok kolay yolları var. Eğer birisi bizim canımızı sıktıysa, eğer öfkelenmemize sebep olabilecek herhangi bir davranışta bulunduysa bunun için 4 basit yol var. Birisi bizim canımızı sıkmış olabilir. Birisi bizim öfkelenmemize sebebiyet vermiş bir davranışta bulunabilir. Buna hemen öfkelenerek yanıt vermek yerine önce bir sakinleşmemiz gerekiyor. Kendimizi dinlememiz gerekiyor. Kendimizi karşı tarafın yerine koymamız gerekiyor. Yani durumu şöyle önce bir ölçüp tartıp daha sonra vereceğimiz tepkiye karar vermemiz gerekiyor. Birisi bizim canımızı sıktığı zaman sıcağı sıcağına bu kararları veremiyor olabiliyoruz. Ama öfkeyle başa çıkmanın yolu öncelikle sakinleşmekten geçiyor. Unutmayın ki öfkenin sebebi genellikle korkulardır. Yani bir şeylerden korkan insan öfkelenir. Eğer birisi sizin hakkınıza bir şey söylediyse başka insanlar hakkında ne der? Acaba benim hakkımda yanlış düşünürler mi? Gibi bir takım korkulardan dolayı öfkeyle hareket etmeye başlıyoruz. Öfkeyle baş etmek istiyorsanız öfkenin sebebinin korkularımız olduğunu öncelikle bir kabul etmemiz gerekiyor. Bunu zaten kabul ettikten sonra kendinizce bir yol belirlemiş oluyorsunuz. Yani sizin korkularınız var. Siz korkularınızı fark ettikten sonra yersiz öfkelenmeler bunun çözümü olmayacağını bildiğiniz için kendinizce daha alternatif yollar arıyor olacaksınız. Bu sorunu çözmek için daha kendinizce yollar keşfediyor olacaksınız. Bu da sizin öfkeyle baş etmeniz konusunda yardımcı olabilecek ikinci adım olacaktır. Hemen hemen her videoda söylediğim şeyle de örtüşüyor. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Siz kendinizi ne kadar doğru, ne kadar iyi tanırsanız olaylar karşısında verebileceğiniz tepkileri de önceden görebiliyor olacaksınız. Öfkenin nedenini öğrendikten sonra, yani işte sizin korkularınız var. Korkularınızdan dolayı öfkeleniyorsunuz ve insanlara tepki veriyorsunuz. Bunu öğrendikten sonra yapmanız gereken üçüncü şey düşünmek ve sakinleşmek olacak. Biliyorum bu aşamada bu gerçekten zor olabilir. Fakat dediğim gibi öfkenizi kontrol altına almak istiyorsanız üzerine düşünmeniz gerekiyor. Vereceğiniz tepkilere karar veriyor olmanız gerekiyor. Bu sakinliği koruduktan sonra yapacağınız, atacağınız bir sonraki adımsa aslında vereceğiniz tepkiye karar vermek olacak. Yani ideal sonuç bağırmaksa bağırın. Hiç zannetmiyorum ki öfkelenmek, bağırmak, yüksek sesle konuşmak, sizin canınızı sıkan, sizin öfkelenmenize sebep olan her neyse o sorunu çözmeye ne yazık ki yeterli olmayacak. O yüzden öfkenizi kontrol edebilmek için dördüncü olarak yapmanız gereken şey doğru çözüm yolunu bulmak. Son olarak eğer ki tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra kendinizi bir şekilde objektif karar veremiyorsanız ve gerçekten çevrenize taraf tutmayacağını düşündüğünüz, gerçekten objektif davranacağını düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ondan destek alabilirsiniz. Ona olayı aktarabilirsiniz ve onun yorumunu bir dinleyebilirsiniz. Çünkü biz sıcağı sıcağına bir şeyler yaşadıktan sonra olaylar üzerine ne yazık ki objektif bakamıyoruz. Her zaman o anki duygularımızın sıcaklığıyla bakıyoruz. Hatta o anın öfkesi geçtikten sonra da bazen verdiğimiz kararlardan, verdiğimiz tepkilerden pişman olabiliyoruz. Ya aslında keşke böyle yapmasaydım da diyebiliyoruz. Bunları yaşamamak için bence güvendiğiniz bir arkadaşınız varsa ondan da bir destek alabilirsiniz. Kaldı ki böyle bir arkadaşınız yoksa hiç etrafınızda ve durum gerçekten sizin çok önem verdiğiniz, çok ciddi bir konuysa profesyonel anlamda size bu konuda yön verecek birinden destek alıyor olabilirsiniz ve böylelikle öfkenizi kontrol etmeyi
şeyi öğreneceksiniz. Bu zamanla olabilecek bir şey. Ben bunu yaptım ve işte hayatım şahane oldu, hiçbir şeye öfkelenmiyorum diye olacak bir şey değil. Karşılaştığınız durumlarda kendinizi, duygularınızı ve öfkenizi tartarak hayatınıza uygulayabileceğiniz aşamalardan bir tanesi sadece. Kendinizi, ruhunuzu ve bedeninizi iyileştirmek için aceleci davranmayın. Sadece öfkenizi yavaş yavaş da olsa kontrol etmeyi bilin. İnsanlara birden patlamayın. Kendinizi bir onun yerine koyun. Hangi durumda olduğunu bir gözden geçirin. Daha sonra ne yapacaksanız onun kararını yine en sakin ruh haliyle ve en doğru şekilde vermeye çalışın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım öfkeyle başa çıkma yolunda bu öneriler size de ilham olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.